Herkese merhaba. Defya Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle bal kabaklı bir smoothie tarifi paylaşacağız. Ancak tarifimize eşlik eden blenderımız bu sefer Blendtec 800. Kendisi çok güçlü ve çok sessiz. Zaten uygularken de şahit olacaksınız. Şimdi ilk olarak tarifimize pumpkin spice yaparak başlayacağız. Pumpkin spice evde yapmamız da çok basit aslında bakıldığında. Tüm malzemeleri sadece belli oranlarda karıştırmamız yeterli. Size de zaten oranları paylaşıyor olacağız. Şimdi burada tarçınımız var. Tarçınımızın üstüne muskat, yeni bahar, zencefil ve karanfilimizi ekliyoruz. Ve bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Blendtec 800'ün aslında sessiz ayarı sayesinde özellikle evinde küçük çocuğu olanlar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuğu uyuttuktan sonra kendimize smoothie'ler veya yemekler, çorbalar hazırlayabiliriz. Pumpkin spice'ımız hazır. Şimdi smoothie'mizin yapımına geçeceğiz. İlk olarak Blendtec 800'ümüzün haznesini alıyoruz. Ve tüm malzemeleri içerisine ilave ediyoruz. Yapımı gerçekten çok basit, çok besleyici. Özellikle çocuklarınızın ek gıda beslenmesinde de kullanabilirsiniz. Bal kabağımızı alıyoruz. Burada bal kabağını püre yapmadan direkt olarak ekleyebilirsiniz. Blendtec zaten bizim için hepsini karıştıracak. Bal kabağımızı tabii ki de önceden buharda pişirdik. Buharda pişirebilirsiniz ya da direkt olarak haşlayabilirsiniz. Ancak çiğ kullanmıyoruz. Bir çay kaşığı da biraz önce hazırladığımız pumpkin spice karışımından ilave ediyoruz. Blendtec'imizin haznesini kapatıyoruz. Yerine yerleştiriyoruz. Ve smoothie ayarında çalıştırıyoruz. Evet, Blendtec 800 ile smoothie'miz hazır. Şimdi haznemizi alıp bardağımıza doldurup servisimizi yapacağız. Blendtec 800 sessiz olmasının yanında aslında birçok özelliği de barındırıyor. Çorba, çırpma veya kokteyl hazırlama gibi özellikleri de mevcut. Mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. Evet, smoothie'mizin kıvamı da tamamen istediğimiz gibi. Bu besleyici smoothie'miz hazır. Herkese şimdiden afiyet olması dileğiyle.